Merhabalar dostlarım, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün Plak isimli oyunda tedavi modunu oynamaya devam ediyoruz. En son virüsün normal modda geçmiştik. Sırada parazit bölümü var. Parazit de normal modda nasıl geçilir, ne yapmak gerekir bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Geçmeden önce sadece burada bir kere hatırlatma yapma gereği hissediyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız, videolar oyunu geçmenize yardımcı oluyorsa ve kanala abone değilseniz arkadaşlar, kanala abone olursanız benim için çok güzel bir destek olur. 2000 aboneye çok fazla kalmadı. Bunu videonun başında her videoda bir kere hatırlatacağım. Lütfen kusuruma bakmayın. Dilerseniz buraları hızlandırarak da geçebilirsiniz diyorum ve videoya başlıyorum. Herhangi bir gen kullanmayacağım. Operasyon merkezi olarak Arabistan'ı seçiyorum, biliyorsunuz. Şöyle hemen şuradan iki kat hızlandırıyorum. Ben bu iki kat hızlandırmayı yapabiliyorum çünkü oyunun premium paketini satın almıştım. Premium paketini satın aldığım için yapabiliyorum. Sizde bu iki kat hızlandırma olmayabilir. Çok bir ziyanı yok. Sadece biraz daha uzun bir vakit harcamanız gerekiyor. Burada bu iki özelliği zaten biliyorsunuz. Standart olarak açıyorum. Hemen sonrasında alan yetkililerini oluşturuyorum. Sonrasında buradaki iki özelliği daha açtıktan sonra tepki kısmında hasta takibini açıp test kapasitesini arttırmaya yönelik bir hamle yapacağım. Henüz hastalığın nerede olduğunu keşfedemedik derken anında hastalık ortaya çıktı. Endonezya'da başlamış. Parazit de şurada bir özellik açılacak. Bu özellik açıldığı zaman onu gösteririm size. Ekibimi hemen Endonezya'ya gönderiyorum. Şöyle buradan şu şekilde yapalım. Henüz yanıt kısmı ortaya çıkmamış. Bir kere Pasifik Asya'ya bir uyarıyı veriyorum ve şurası Orta Amerika. Orta Amerika güneyde mi kuzeyde mi kalıyor tam emin olamadım. Neyse oraya uyarı vermek için çok da acele etmeyeceğim. Zaten parazit şu an büyük ihtimalle bütün dünyada yaygın bir şekilde bulunuyor. Burada bunu açıyorum ki uyumsuzluğu azaltabileyim. Daha tepki kısmı oluşmadı. Tepki kısmı oluştuktan sonra gerekli hamleleri yapacağım. Şöyle oyunu başlangıçta birazcık yavaşlatıyorum. Çünkü bu ekibi tek tek gezdirmem gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi medikal yardım paketi 1 diyor. Bu fakir ülkelere ne sağlıyormuş? Hastalığı kontrol etmeleri için destek sağlıyormuş. Bunu oyunun başındayken açacağım ben. Bunu da gerekirse oyunun sonlarına doğru açmayı planlıyorum. Şimdi burada ilk yapmam gereken şey hasta takibi, test kapasitesi. Bunları arttırmam gerekiyor. Burayı yaptıktan sonra şunu yapmamız gerekiyor. Buradan hemen kamu bilinci, sosyal mesafe ve şurada bir özellik daha açılacak. Bunu açıp hastalığın bulaşma hızını azaltmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an hastalık çok fazla yayıldığı için otoritem yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Şöyle bakalım, bunun için 9 kaynak gerekiyormuş. Şöyle hemen Arabistan'a gönderiyorum ekibi. Asya'ya bir karantina uygulaması başlatıp bütün ülkeleri de, daha doğrusu bütün kıtalara da şöyle diyorum ki kendinize dikkat edin arkadaş. Böyle bir parazit hastalığı var. Bu bize sıkıntı çıkartacak diyorum. Şöyle Avrupa'ya gezdireyim. Sonrasında Amerika kıtasına göndereceğim ekibi. Şöyle hemen bunu açıyorum. Bunu açtıktan sonra bunu da açıp yavaş yavaş artık hastalığın ölümcüllük oranını azaltmaya başlıyorum.
Burada bunun için 13 kaynak gerekiyor. Birazdan onu da açarız. Asya'da yavaş yavaş uyumsuzluklar başladı. Hemen Avrupa kıtasını ve Kuzey Amerika kıtasını karantinaya alıyorum. Şöyle görüyorsunuz, uyumsuzluklar fazla arttığı için hemen uyumsuzluğu azaltmaya yönelik burada özelliği açıyorum ve fark ettiğiniz üzere uyumsuzluklar azalmaya başladı. Birazdan Avrupa için karantinayı kaldırmam gerekecek. Hemen Avrupa'nın karantinasını kaldırıyorum. Derken yanlışlıkla bunu açtım. Buralarda neyse ki ekstradan kaynak puanı kaybetmiyoruz. Şöyle Avrupa'nın karantinasını kaldırdım ve sonrasında hemen tepki kısmından, yanıt kısmından burada hem ölümcüllük oranını azaltmaya yönelik hamlelerde bulundum hem de aynı şekilde aşı geliştirme hızını arttırmaya yönelik özellikleri açmaya başladım. Burada Amerika kıtasının da karantinasını kaldırabilirim. Asya'ya yeniden bir karantina uygulamam gerekiyor. Şu şekilde. Bu arada benim yaptığım bir hata. Bunu siz yapmayın. Hani oyunu kazanmamı çok engellemeyecek ama birazcık düşük puanda kazanmama sebep olacak. Aşı çalışmasına henüz başlamadım. Buna başlamam gerekiyordu. Çok bir ziyan olacağını zannetmiyorum. Hızlı bir şekilde aşıyı araştıracağımızı düşünüyorum. Çok fazla ülke enfekte olduğu için otoritem sarsıldı. Sarsılmaya da devam ediyor. Düşmeye devam ediyor. Burada aşı bulma hızını arttırabilmek için bu iki özelliği açıyorum. Artık yapmam gereken şey bunu açacağım arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra şunu açmam gerekiyor. Ve sonrasında burada aşı fabrikasyon hızını arttırmam için şu özellikleri mutlaka açmam gerekiyor. Bu aşı bulma hızımı arttıracak. Hemen Asya'nın karantinasını geri kaldırıyorum. Burada aşı bulma hızını arttırmak için bu özelliği açıyorum. Yaptığım bir diğer hata şu. Bu ekibi gezdirmemek arkadaşlar. Bu ekibi mutlaka gezdirip özellikle enfeksiyon oranının yüksek olduğu bölgelere yollayıp orada enfeksiyon oranını düşürmeleri gerekiyor. Burada hemen bunu da açıyorum. Burada bunu da açtıktan sonra şöyle ekibimi gezdirmeye devam ediyorum bu sırada. Şöyle yavaş yavaş yetkimi artıracak hamleler yapmam gerekiyor. Bunu da açtıktan sonra artık buradan yetki kısmını açabilirim. Şöyle bunu açıyorum. Şöyle ekibimi yine hızlıca gezdiriyorum. Şöyle aşının bulunmasına yaklaşık 4 aylık bir süre kalmış. Afganistan'da hastalık oranı çok fazla. O yüzden Afganistan'a yolluyorum ekibimi ve bir müddet orada kalmalarını bekliyorum.
Hatta şöyle Asya'ya yeniden bir karantina uygulaması başlatabiliriz. 18 kaynak biriktirdikten sonra burada yetki 3. kısmını açıyorum artık. Burada neden dolayı otoritemizi kaybettiğimizi buradan şu şekilde bakabilirsiniz. Şu an ölümlerden dolayı 14 otorite kaybetmişim. 38 otorite hastalığın yayılma hızından kaybetmişim, yayılmasından. 3 puan da panikten dolayı kaybetmişim. Burada yayılmasını biraz daha engellemek için puan birikince, 3 kaynak puanı birikince maske uygulamasını başlatabilirim. Şöyle hemen buradan maske giyme zorunluluğu getirip gördüğünüz gibi enfeksiyon yayılma hızını azaltabilirim. Zaten aşı neredeyse bulunmak üzere. Şu özellikleri açtığım için diyecektim ki bunu açmamışım, bunu açmam gerekiyordu. Bunu açmış olsaydım ve burada şu ikisi de açık olduğu için aşı bulma hızım, daha doğrusu üretme hızım çok fazla olacaktı. Çok da sıkıntı değil. Biraz vakit kaybederiz, biraz da otorite kaybederiz ama yine de hızlı bir şekilde buluruz. Burada hemen bu özelliği açıyorum çünkü aşı tamamlanmak üzere. Şurada görüyorsunuz, yaklaşık 30 günlük bir süre kalmış. Bu kalan sürede artık daha fazla otorite kaybetmemek için şurada sansürü açıyorum. Sonrasında sahte haberleri açacağız. Bu bize yaklaşık 2 aylık bir süre kazandıracak. Gördüğünüz gibi aşı üretimi direkt %90'lardan başladı. Çünkü aşı fabrikasyon işlemini zaten ben yapmıştım. Onu da göstereyim. Açmış olduğum şu özellik, şu özellik, şu özellik, şu üçü aşı bulunduğu zaman üretiminin yüksek bir seviyeden başlamasına neden oluyor. Eğer bunları ben yapmamış olsaydım, burada aşı hazırlama kısmı da %0'dan tekrardan %100'e dolmasını bekleyecektim. Burada görüyorsunuz 9 gün içinde aşı bütün dünyaya hazır dağıtılmak üzere hazır olacak. Burada sahte haberler için 15 kaynak puanı gerekiyor. Olur da sansür süresi dolarsa hemen sahte haberleri de açarız. Güvenlik kontrolleri yapılıyor şu an ve aşı tamamlandı. Artık bütün dünyaya aşı dağıtılacak zaten. Burada şunu da açabilirim. Artık yetkimi arttıracak bir özellik kalmadı zaten. Bu arada sansürler ortadan kalktı. Sansürler ortadan kalktığı için yaklaşık bir 10 puan, 12 puan kaybettim. Aslında burada şunu açmak yerine en son neyi açmıştım? Şunu açmak yerine şurada sahte haberleri açabilirdim. Ama oyunu zaten kazandığım için çok da fazla umursayarak hareket etmedim açıkçası. Bu şekilde parazit bölümünde geçmiş olduk. Parazit bölümünde normalde geçmek çok zor değil. Zaten şu an bütün bölümler açılsın diye normal modda oynuyoruz. Normal modda oynayarak bütün bölümleri rahat bir şekilde geçebiliriz. Çok zor modda biraz daha zorlanmamız gerekecek. Ama onu da nasıl geçeceğimizi ben size tek tek göstereceğim. Şöyle bakalım. Hastalık çok fazla yayıldığı için ve otoriten fazla düştüğü için sadece 2 yıldızlık skor alabildi. Çok da önemli değil. 359 günlük bir süreçte hastalığı ortadan kaldırmışız. Dilerim Covid'in sonu da, koronanın sonu da bu şekilde olur. En kısa zamanda ortadan kalkar diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.